Herkese merhaba, Belli Niyaz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir okul alışverişim videosu çekiyorum. Umarım bu video beğenirsiniz. Video başlamadan önce uzun zamandır video koyamadığım için sizden çok 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 özür dilerim. Öyle. Bir de bir önceki videomdan sonra bu gözlük yeni aldım arkadaşlar. Gözlük numaram ilerlemişti. Çerçevemi değiştirmek istedim. Umarım güzel olmuştur. Yani bayağıdır bunu kullanıyorum. Neyse, hemen video başlayalım. İlk olarak kalemlerimin ve kuşu kalemlerimin bulunduğu poşete geçeceğim. Şurayı çıkarmıştım. Şu şöyle, yani bunu çıkarmıştım. Şöyle onlu uçlu kalem var arkadaşlar. Bunu Carrefour'dan aldım. Carrefour'a gidince şöyle bir şey verdiler, böyle okul alışverişini gösteren. Bunu da gördüm, bunu ablaya sordum. Nerede dedim bu? Yani bu şey nerede, gelmedi mi falan dedim. Ondan sonra abla yeni gösterdi. Gösterince de dedi ki bunlar çok güzel, bence bu fırsatı kaçırma dedi. Ben de aldım. Bunun kartlı fiyatı 4 lira, kartsız fiyatı da 5 lira. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Renkli falan da çok hoş. Esin ben kullanmayacağım. Tabii daha sonra kardeşim kullanacak. Daha sonra 2 adet şundan aldım. Bunların da fiyatı 2 lira 1. 2,25'te bunların fiyatı da arkadaşlar. Şöyle. Çok hoş. Bunu çok kullanmıyorum. Kurşun kalemi ama yine de yedek dursun diye aldım. Sonra cima. Şöyle 2 adet kurşun, ay uçlu kalem aldım. Bunun bir tanesini açtık kardeşiminkine. Bu daha duruyor. Bu da 1 2 lira arası bir şeydi. Çok hatırlayamıyorum fiyatlarını. Dedemler faturayı atmış, ay fişi atmış çünkü. Böyle. Bunlar da gayet hoş. Böyle. Daha sonra şu uçlu kalemde BİM'e gittiğimde etiketlerin arasında buldum. Aslında çok güzel ama bir tane kalmıştı. Bunun da fiyatı 1 lira 2 lira arasında. Çok pahalı değil yani bunlar dediğim gibi. Ve bunu çok beğendim. Çok hoş. Çok güzelmiş gerçekten. Aa, hepsini almışlar. Şimdi koyayım. Ve koydum. Bir poşetimiz bitti. Ve şimdi ikinci poşete geçiyoruz arkadaşlar. İkinci poşette dosyalarım, etiketler falan var. Bir adet indeksli poşet dosyadan aldım. Bunun fiyatı 5 lira sanırım. Öyle bir şey olması lazım. Şu şeffaf dosyaları aldım. Bunların da fiyatı 1 lira. Yok, bunların fiyatı 50 kuruş arkadaşlar. 5 adet renkli renkli. Bunlardan aldım. Bunlar da çok hoşuma gitti. 2 adet de 20 sayfa A4 sunum dosyası aldım. Pardon, bunların fiyatı 75 kuruş değil. Bunların fiyatı 2,5 lira arkadaşlar. Bunlar da fiyatı 2,5 arkadaşlar. Sunum dosyası. Ayrıca ben fişi burada niye bakmıyorsam. Şeffaf dosyalara bakayım. Sunum dosyası 2,5 lira. Koruyucular şeffaf dosyada. Onlar da 2,5 lira arkadaşlar. Gayet hoşlar. Daha sonra bir adet şöyle kalem kutu aldım. Bu kalem kutuları hoşuma gitti. Kursta falan kullanırım diye düşündüm. Belki bazen de okulda kullanırım. Ama geçen sene okulun son dönemlerinde aldığım bir kalem kutu var. Onu yeni olarak sayıyorum. Çünkü çok yani yeni gibi çünkü. Onu kullanacağım bu sene. Bunları da belki kullanırım. Tanesi 3,5 liraydı bunların arkadaşlar. En son olarak poşetteki etiketlere geçelim. 3 adet okul etiketi aldım kardeşime. Bunların tanesi bakayım hemen. Not defteri. Evet, bunların tanesi 1-2 lira arası bir şey. Çünkü bazılarında 2 lira yazıyor. Bir etikette 2 lira yazıyor, bir etikette 1-2 lira arası bir şey olması lazım. Bunları da kendim aldım. Arkası çok hoşuma gitti. Smiley World. Şöyle göstereyim.
Bunlar bu arada böyle birleşik. Yani mesela açtığınızda etiketler ayrı ayrı olur ya. Bunda ayrı ayrı değil, böyle birleşik. Ama şeyleri, yani hemen göstereyim şöyle. Şöyle birleşik dediğim gibi. Bunu da hemen yerine koyalım. Geçirdim arkadaşlar, birazcık zor olsa da. Evet, bir tane de Barbie aldım. Bu da figürleri hoşuma gitti, o yüzden aldım. Bunları tekrardan üstüne koyalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, kardeşime bir de bunu almıştım A101'den. Göstermeyi unuttum. Tabii şu anda göstermem. Neyse. Telefon çalıyor. Neyse. Bundan sonra poşetini koyalım. Evet arkadaşlar. İkinci poşette bitti. Hemen üçüncü poşete geçelim. Şöyle post-it falan var bu üçüncü poşetin içinde arkadaşlar. İki adet kalem tıraş var arkadaşlar. Bunların tanesi metal kalem tıraş. 75 kuruş, gayet hoş ki kalem tıraş. Daha sonra şöyle bir bayağı bir 8 adet 9 adet falan post-it aldım. Çok hoş bunlar da. Tanesi 85 kuruştu. Bunları A101'den aldım. Birinden sadece 2 tane kalmıştı. Bunu da göstereyim size. Evet, BİM'den aldım. Bu da onun fiyatı da bu. Bu da evet. Bunun da fiyatı, bu da 75 kuruş gibi bir fiyatı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 75 kuruş. Daha sonra 2 adet şey A101'den aldım. Sikler var. Bunların renkleri çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Bu da 85 kuruş olması gerekiyor. Sonra 2 adet şöyle yapıştırıcı set aldım. Bu yapıştırıcı setlerin fiyatı da 1.75. Arkadaşlar, 1 adet makas aldım. Bunun fiyatı da 1 lira. Orada sayısal gelebilir. Çünkü konuşuyorlar da çok. Konuşuyorlar, o yüzden ses geliyor. Daha sonra şöyle 2 adet BİM'den aldım. Sesi var. Bunlar çok hoşuma gitmedi ama yine de idare eder diye aldım. Bunların da fiyatı, evet, bunun da fiyatı arkadaşlar, silgi dörtlü 75 kuruşmuş arkadaşlar. Bunları da koyuyoruz ve diğer bir tane de şöyle, onu göstereyim. Şöyle arkadaşlar, böyle kardeşime bir kalemlik aldım. Transformers kalemliği. Bunun da fiyatı 4,5 arkadaşlar. Gayet hoş. Üçüncü poşetimizde değil. Ve dördüncü poşetimizde o şeyde. Dördüncü poşet benim en sevdiğim poşet arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet şöyle ince uçlu kalemlerden aldım. Bunun fiyatı 2 lira arkadaşlar. Bunu A101'den aldım. Max konum kalemi. Daha sonra 2 adet Max konum postitlerinden aldım. Bunun fiyatı 1.25 civarında bir şey olması lazım. Daha sonra şimdi bir pastel boya aldım. Bunun da fiyatı 1.95 arkadaşlar. Daha sonra ondan sonra bir de set aldım ama bu az önce gösterdiklerimin aynı marka değil. Bu Protex'in. Bunun fiyatı 5 lira olması lazım. Oh, elim titri böyle. 5 lira olması lazım. Bu da gayet güzel bir poşet. Ay, gayet güzel bir poşet dedim. O da gayet güzel bir ürün arkadaşlar. Yerine geçelim. Diğer poşete geçebiliriz. Bu poşette arkadaşlar not defteri var. Dediğim gibi matematik Türkçe defteri almadım ama not defteri aldım BİM'den. Bunların fiyatı bakayım hemen. Şöyle not defteri 75 kuruş arkadaşlar. Gayet ideal bir fiyatı var. Benim çok hoşuma gitti. Bunu kardeşime aldım. Bunu kardeşime aldım. Bunları da kendim aldım. Şöyle bir tane daha var ama sanırım poşetin içine karıştı, bir bakayım. Hemen bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kendime 6 tane almıştım. Diğeri de poşetin içinde kalmış. Şöyle
Göstereyim. Bu da aynılarına zaten. Kardeşim iki tane alın. Kendine aslanma. Son bir iki tane ekstra eserlere geçelim. Bunları kurs defteri olarak kullanmayı düşünüyorum. Şöyle Dessing Notebook adlı bir defter. Yani fatura burada. Hemen bakayım fiyatını. Hemen bulayım. Evet, 17-24 santim olanlardan değil mi bu? Evet. Bu 2.90 arkadaşlar. Bu da 2.90 olması lazım. Şöyle yani 3 lira diyebiliriz. Gayet güzel notebooklar. Şimdi benim bayıldığım bir silici sete geçelim arkadaşlar. Bu seti ben çok beğendim. Oh, cebelleşiyorum poşette resmen. Bu seti ben çok beğendim çünkü benim çok işime yarıyor. O yüzden iki tane aldım. Birini ben kendim için aldım. Birini de annem öğretmen olduğu için onu aldım. İhtiyaç olur diye. Neyse bunları da koyalım. Bunların fiyatı da 2,5 arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Bir tane bant kesici. Bu bant kesicinin fiyatı da 2,5 arkadaşlar. Şöyle. O set için aldım. Bu yapışkanlığı yapıştırıcı set için aldım işte. Ve diğer poşetimiz de bitti arkadaşlar. Şimdi 5. poşetimize geçelim. Şöyle uç aldım. Protex'in. Bunlar 1.25'te A101'ini aldım. Çok güzel. Bunlar tavsiye ederim yani. Daha sonra 2 adet metal pergel aldım. Pembe olan benim. Lacivert olan kardeşimin. Metal pergeller de evet. Metal pergel de 2 lira. Daha sonra 2 adet şöyle yapışkan şeyi aldım. Bu sıvı yapıştırıcı denilen şeyden aldım. Şöyle göstereyim. Düşüyor ya. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da 85 kuruş olması lazım. Evet muhtemelen evet. Bakayım. Sıvı yapıştırıcı 90 kuruş arkadaşlar. Poşet de bitti. Ve en dolu olan poşete geçtik arkadaşlar şu anda. İki adet şöyle fosforlu kalemlerden aldım. Bu fosforlu kalemlerin fiyatı fosforlu kalem 1,5 arkadaşlar. Çok güzel olmasa da idare eder diye aldım. Şöyle Pensan Tribal kalemlerden var. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Zaten bende vardı. Bir tane almıştım ilk. Onu çok kullandım. Tükenmezi bitti. Silik silik yazıyor. Sonra bir tane daha aldım. Onun bir şeyi yok. Bunu da yedek olarak aldım. Bunun fiyatı da kartta 5,5, kartsız 6,5. Gayet güzel. Tavsiye ederim. Bu arada özellikle şöyle 3 köşeli güvenli kapak. Sonra üstün kalite güvenli ve bulaşmayan yazı. Uzun yazım metrajı. Ve mükemmel yazım ve çizim kalitesi gayet hoş. Tavsiye ederim. Sonra 3 adet bunlardan aldım. Bu da 2 liraydı tanesi. Bunların da tanesi 2 liraydı. 4 adet de şöyle simli kalemlerden aldım. Bunların da 2 lira olması lazım tanesi. Daha sonra bir şey oldu. Bayağı 8-9 adet bunlardan aldım arkadaşlar. Şu kalemlerden. Bundan. Bunun bir tanesi 2 lira. Bayağı var yani şu anda. Şöyle 2-3 göstereyim. Böyle. Bayağı var. Şöyle 1 lira dediğim gibi. Bunların tanesi sonra A101'den. Şunlardan aldım. Bunlardan da 5-6 adet almıştım. Bu da 1 lira tanesi. Bunların da dediğim gibi. Daha sonra 3 adet de şu parrot kırmızı lacivert yani mavi kırmızı ve siyah olan kalemlerden aldım. Bunlar da gayet hoş. İşime yarar diye aldım. Daha sonra şöyle kalın şu kalemler var. Bunlar 12'li. Bunlar 12'li. Ve 5 lira arkadaşlar. Bunlar Carrefour'da falan 9 lira olması lazım. Yani Vim'den alacaksınız böyle şeylerden.
Hem de aynı renkler değil. Şöyle. Hepsi farklı farklı renkler. Yani bilmiyorum. A100 yani başka yerlerde bunlar pahalı oluyor. Carrefour'da ne bileyim kırtasiyelerde falan da pahalı oluyor. Öyle yani. Diğerleri de burada şeylerin az önce gösterdiklerimin az önce gösterdiğim diğerleri de burada arkadaşlar. Şöyle. Böyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu arada şu anda bizim bahçedeyiz. Şöyle göstereyim bahçede. Görüşmek üzere.